Doğum, normal doğum mu, sezaryen mi? Doğum ne zaman başlar? Önce oradan başlamak lazım. Doğumun başladığını 38-40 haftayı tamamladığımız zaman, ki normalde 40 haftadır ama hanımlar normalde ortalama 38 haftada bir işaret gelerek doğumları başlar. Suyun gelmesi, nişanın gelmesi, ağrıların başlaması doğumun yavaş yavaş başladığı anlamına gelir. Yarım saatte bir, saatte bir gelen ağrıların 10 dakikaya, 5 dakikaya inmesi doğum sancılarının başlaması demektir. Normal doğum mu, sezaryen mi? Her zaman doğum başladığı zaman karar verilmesi gereken, ülkemizde de çok tartışma konusu bir durumdur. Eğer bir sebep yok ise her zaman normal doğumla gebelik sonlandırılmalıdır. Eğer bebeğimizin duruş şekli başıyla geliyorsa, ki %98 böyledir. Normal doğum genellikle çatı darlığı yok. Bebek kalp atışlarında bir sıkıntı olmazsa normal olarak seyir sürer, bebeğimiz normal doğar. Ama anne bebek uygunsuzluğu varsa, bebek çatısı dar, bebeğin duruş şekli yan veya ters ise, özellikle ilk gebeliklerde ters ise makat doğumlarda ve transfer duruşlarda sezaryen gereksinimi doğar. Plasentanın bebeğin eşinin aşağıda yerleşmiş olması veya dekolman dediğimiz erken ayrılması durumlarında da acil sezaryen yapılması gerekebilir. Normal doğum hanımların korkusu olduğu için genellikle ülkemizde ve yurt dışında sezaryene meyil artmış. Ancak son yıllarda sağlık propagandaları sayesinde ve epidural spinal anestezi ile beraber ağrının giderilmesi sayesinde hanımlar normal doğuma yönlenmeye başlamışlardır. Epidural anestezi ile sadece kasılmalar hissedilerek ağrı hissi olmadan güzel bir şekilde bebeğimizin doğduğunu normal bir şekilde izleyebiliriz. Aynı şekilde sezaryen gereksinimi olduğu zaman spinal anestezi ile uyumadan ameliyat sırasında da bebeğimizi görüp daha sonra hafif bir sedasyonla uyuyarak ameliyatı tamamlayabiliriz. Normal doğum tabii ki bir ameliyat değil ve ayağa kalkma süresi çok çok daha kısa. Doğumdan 2 saat sonra ayakta bebeğimiz kucağımızda emzirebiliriz. Sezaryen her şekilde bir ameliyattır. Normal doğuma göre tabii ki dezavantajları daha fazladır. Ancak ihtiyaç dahilinde, tıbbi gereksinim dahilinde yapılmalı. Sebepsiz bir şekilde direkt sezaryene yönlenmemelidir.